İsrail'in Gazze saldırıları ve ateşkes çabaları masaya yatırıldı. Atılabilecek her adım tek tek değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi bu kritik başlıklarla topladı ve gözler emekli çiftçilerin de 5.000 liralık ikramiye ödemesini alabilmesi için yapılacak ek düzenlemeye çevrildi. İsrail bir terör devletidir. Ekonomideki gelişmeler, emekli çiftçi ikramiye düzenlemesi ve maaş zamları. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu kritik başlıklarla topladı kabinesini. Kasım ayının ilk kabine toplantısı saat 15.20'de başladı. En sıcak başlık Gazze'deki insanlık dramıydı. Erdoğan'ın 7 Ekim'den bu yana Filistin için yürüttüğü diplomasi trafiği sonrası atılacak adımlar ele alındı. Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Gazze'den getirilen 27 hasta ve 13 refakatçinin yanı sıra Türkiye'ye getirilen 61 yaralının durumu hakkında briefing verdi kabine üyelerine. Çiftçi kayıt sistemi kaydı bulunan emekliler 5.000 liralık ikramiyeden faydalanamamıştı. Ek ikramiye düzenlemesiyle 1.629.730 çiftçinin de ikramiye alması sağlanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için talimat verdiği belirtilirken konu kabinenin gündemindeydi. Asgari ücretle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da ele alındı toplantıda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yaparken fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele için AK Parti'nin yeni torba yasa hazırlığı da gündeme geldi.